maçımı orada da yaptım. 57 kiloda orada da il birincisi oldum. Sonraki maçımı Tokat'ta yaptım. Tokat'ta da yine 57 kiloda üçüncü oldum. Sonra Sinop'a gittim. Sinop'ta yarı finallerde yine 57 kiloda üçüncü oldum. Şimdi de Mersin'e gideceğim. Yine 57 kiloda Türkiye finallerine gideceğim. İlimizi temsil edeceğiz. İlimizi temsil edeceğim, ilgiyi temsil edeceğim. Bize destek veren il müdürü ve sayın belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz. Müsabakalara Ünye'de hazırlandım. Süreç biraz hızlı geçti. Ama yine Giresunlu'yu yendim. İlk maçımı yendim. İkinci maçımı da yarı finallerde yine Samsunlu'ya yenildim. Taekwondo Federasyonu faaliyet programında olan Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüzün de Anadolu Yıldızları Ana Lig müsabakalarına sporcumuz geçen yıl Milkler'de katılıyordu. Bu sene Yıldızlar da gençlerde iki sene katıldığı için sporcumuz tabii ki rakiplerine rağmen güzel maçlar çıkarıyor. İlimizde birinci oldu. 57 kiloda bir kere bizi ünye olarak gururlandırdı. İlimizi, Ordu ilimizi temsil etti. Ordu ilimizi 57 kiloda Beytullah okuyucu yani şey yaptı. Aynı zamanda Beytullah çeyrek final finallerine gitmeyi kazandı bu vesileyle. Çeyrek finalde Tokat ilinde yapıldı. Tokat'taki yapılan müsabakalarda da maçlarda iki tur geçince çeyrek finalde yarı finale çıkma hakkı kazandı. Çeyrek finalden sonra yarı final müsabakaları da bu hafta Sinop ilimize gerçekleşti. Sinop'taki müsabakalarda yine bir iki tur maç geçerekten en son Giresunlu'yu yenip Samsunlu'ya maçı vererekten ama Türkiye finallerine ismini yazdırdı. Biz Türkiye finallerindeki hedefinden dolayı tabii ki sporcumuzu da koruyarak da maçlarda tabii teknik taktik meselesi bunlar. Finallerde bütün mücadelelerini gösterecek. Yani çünkü birinci olacak, ikinci olacak diye sakatlanmasından biraz da tabii ki temkinli davranıyoruz. Asıl tekniklerimizi Türkiye finallerinde uygulayacak. Tabii ki buralara gitmek için çeyrek finalde il şampiyonasında elenmenin de bir manası yok. Biz il şampiyonasında çeyrek finalde, yarı finalde yaptıklarımız finallerde daha değişik tekniklerimiz bizim sporcumuz deneyecek. Tabii ki bu teknikleri buralarda deneyebilirdi ama sakatlandığı zaman devam edemezdi. Tabii ki burada şimdi önde finallerden sonra başka bir yer olmadığı için Türkiye finallerinde gayet güzel tekniklerle ilimize döneceğinin müjdesini veriyor bize. Biz tabii ki buralara giderken gelirken bunlar tamamen bir maddiyat önemli. Bizlere bu tesislerde antrenman yapmamızı sağlayan özellikle ilçe spor müdürümüze, gençlik spor il müdürümüze, spor ve sporculara destek verdiğinden, kulüplere destek verdiğinden çok teşekkür ediyoruz. Bunlar sayesinde biz buralardayız. Tabii ki yer temininde il müdürlüğümüz temin ediyor. İşte yoldu, konaklamaydı, efendim yol, yani maddi olarak da belediyemiz bize sahip çıkıyor yıllardır. Biz buradan da belediye başkanımıza kulüp olarak teşekkür ediyoruz. Bir kulüp başkanı olarak da bütün faaliyetlerimize bize malzeme olsun. Tarihi bir iki belediye demeyelim de yani bütün belediye başkanlarımız destek veriyor. Gençlik Spor Müdürümüz devamlı arkamızda. Gece gündüz salonlarımızda. Salonlarımızda bir eksiğimiz yok. Yani ampulümüz değil. Patlasa ampulü bile adam yani kameradan izliyor. Ampulleri bile değiştirebiliyor yani. Biz böyle başkanlar başımızda olduğu sürece, il müdürlerimiz başımızda olduğu sürece Gençlik Spor Müdürlüğümüz saat antrenmanlara bitene kadar burada her tesislere teslimlerimiz kendileri olmasa yardımcıları burada yani ona kadar bizi burada tamamen tesisleri koruyorlar. Yani biz de burada gayet güzel antrenmanlar yapıyoruz.